arkadaşımıza konuşacağız. 2023'te Türk Savunma Sanayi'nin ana oyuncuları sevgili seyirciler Teknopark İstanbul'a buluşacak. Mehmet Karataş konuyla beraber dinleyelim, daha sonrasında noktalayacağız. Çok teşekkür ederim. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye 100 yılında şüphesiz ki savunma sanayinin güçlenmesi büyük önem taşıyor. Şu özellikle de dünyada 3. Dünya Savaşı'nın tartışıldığı bir ortamda savunma sanayinin gelişmesi büyük hayati önem taşıyor. Bizler de şu an bu özel yayınımızda özel bir noktadayız. Teknopark İstanbul'dayız. Hatta Kuluçka merkezindeyiz. Peki Teknopark nedir ve burada tam olarak ne yapılıyor? İşte bunu da değerli yayın konuğumuza Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'ya soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet, dediğimiz gibi bu özel yayınımıza önemli bir noktadayız ve burada şüphesiz ki yapılan çalışmalar savunma sanayisi için de büyük önem taşıyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet, biz Teknopark İstanbul'dayız. Kuluçka merkezindeyiz. Burası hayallerin projelerin teknolojik ürünlere dönüştüğü bir kampüs. Bu ürünlerin de daha sonra ticarileştiği, ekonomiye, ihracata ve nitelikli istihdama çarpan etkisiyle katkı yapan Savunma Sanayi Başkanlığımızın aslında İstanbul'daki mutfağı diyebileceğimiz ve bizim derin teknoloji merkezi olarak konumlandırdığımız bir kampüsteyiz. Burada şu anda yerli ve yabancı 400'ün üzerinde teknoloji şirketine ev sahipliği yapıyoruz. Kampüsümüzde hali hazırda 8800 Ar-Ge çalışanı ve mühendisi mevcut ve şu anda 3000'e yakın burada yerli ve milli her biri birbirinden nitelikli projeyi yürütüyorlar. Burada onlara ev sahipliği yapıyoruz. İstihdam noktasında da önemli bir yer. Burada mühendislerin bulunduğu özellikle de yeni bir istihdam da sağlanacak diye duyduk diyelim. Evet, kampüsümüz hakikaten 270 bin metrekareden şimdi yeni binalarımızın, yeni etaplarımızın açılışıyla ilave 120 bin metrekareyle çok daha büyüyecek. İnşallah önümüzdeki günlerde onun da açılışını hep birlikte göreceğiz, idrak edeceğiz. Ve tahminimiz 3000'e yakın yeni istihdam. Burada mühendislerimiz, genç arkadaşlarımız çalışacak. Hemen bu noktada belirtmem lazım. Buradaki 8800 çalışanın yaş ortalaması 32.6. Çok iyi. Yani aslında Türkiye'nin ve savunma sanayinin büyük projelerinin yürütüldüğü bu kampüste genç arkadaşlarımızın yoğun olduğunu hep birlikte görüyoruz. Artık eski günlerdeki gibi teknolojiye muhtaç Türkiye'den gençlerin ürettiği teknolojileri buradan Teknopark'tan savunma sanayine, silahlı kuvvetlerimize ve daha da güzeli yurt dışına, diğer ülkelere ve onların silahlı kuvvetlerine pazarlayan, satış yapan, ihraç eden birçok projeye ev sahipliği yapıyoruz. Teknopark Türkiye ne zaman kazandırıldı? Ne kadar süre? Çok büyük bir geçmiş var mı burada? Türkiye'de tabii birçok teknopark var. Teknopark İstanbul kuruluşu faaliyete geçişinden artık 9. yıldayız. 9 yılda inanılmaz bir ivmeyle buralara geldik. 8800 kişilik bir Ar-Ge ordusu haline geldik. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bize koyduğu hedefle burayı 43 bin kişilik bir Ar-Ge merkezi haline getireceğiz. Aslında yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılı mıydı? 2 yıl öncesinde ikinci etap açıldığında Başkan Erdoğan da yine buradaki törene katılmıştı. Evet, 2 yıl önce pandeminin hemen öncesinde burada ikinci etap binalarımızın açılışını yapmıştık. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde de 3. etap binalarımızın açılışını, resmi açılışını yapmak istiyoruz. Bu noktada şunu belirtmeliyim ki burada tabii savunma sanayimizin vakıf şirketlerinden Aselsan, Roketsan, TUSAŞ gibi devlerin yanı sıra dünyanın büyük teknoloji devleri de burada yer alıyorlar. Buradaki ekosistem de girişim, Kuluçka merkezimizdeki girişimcilerle bu firmalarımızdaki mühendisler arasındaki etkileşim bizim için çok kıymetli ve anlamlı. Burada şu anda Milgem savaş gemilerimizden, yani hem Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetlerimiz için ürettiğimiz gemilerden, Pakistan için üretilen gemilere kadar tüm savaş gemilerimizin mühendislik ve tasarımları. İşte Cumhurbaşkanımız uzay yolculuğumuzu açıkladı. İşte bu uzay yolculuğunda hibrit yakıtlı roketleriyle kilit rol üstlenecek yine Delta V firmamız burada. Yine baktığımız zaman siber güvenlik tarafında, havacılıkta, denizcilikte biz biraz tersaneye yakın olmamız hasebiyle Tuzla Tersanesi'ne denizcilik tarafında çok fazla projeye ev sahipliği yapıyoruz. Örneğin hep şeyi konuşuyoruz değil mi? Bugünlerde doğalgazı konuşuyoruz yeni bulduğumuz. İşte bu doğalgazı arayıp bulan sismik araştırma gemisi Oruç Reis bir Teknopark İstanbul projesi. Ya da şu anda Abdülhamit Han sondaj gemisinin üzerinde çalışan ve 2000-3000 metre aşağıya inip orada doğalgaz kuyularında çalışan kaşif robotlar Teknopark İstanbul'da projelendirildi ve üretildi. Bunun gibi denizcilikteki gücümüzü aslında önümüzdeki yılda bu yeni açacağımız binada
Boeing'in, Baykar grubu gibi TUSAŞ'ın havacılık sistemlerinin de giderek burada yoğunlaştığını görüyoruz. Hali hazırda Milli Muharip uçağımızın birçok alt sistemleri, insansız hava araçlarının birçok alt sistemleri üretiliyor. Havacılıkta da iddialı bir hale geleceğiz. Önümüzdeki günlerde biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye vizyonuna, Savunma Sanayi Başkanımız Sayın İsmail Demir'in savunma sanayinde yaptığı bu atılımlara ve gelişimlere buradaki bütün bu genç mühendis ekiple hep birlikte tüm şirketlerimizle, tüm girişimcilerimizle elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışacağız. Sayın Bilal Topçu, o kadar böyle derin ve detaylı anlattınız ki şu soruyu sormadan da edemeyeceğim. Şimdi bundan yaklaşık 15-20 yıl öncesine dönüp baktığımızda ve bir de bugünle kıyasladığımızda savunma sanayinde ne görüyorsunuz farkı ve nereye doğru gidiyoruz? Şunu görüyorum, tabii herkes bahsediyor eskiden yurt dışındaki firmalara ve ürünlere muhtaçken biz artık bugün kendi ürünlerimizi yapıyoruz. Kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde artık yurt dışına çok ciddi bir ihracat potansiyeline ulaştık. Şunu da söyleyeyim, gençlerimiz artık yurt dışındaki firmalara dahi buradan proje üretip gönderebilir hale geldiler. Teknolojinin bu manada burada yoğunlaşması çok kıymetli ve anlamlı. Bu noktada biz gençlerimize ve Türkiye'nin teknolojisi için çalışan herkese çok güveniyoruz. Sonuna kadar da buradaki imkanları elimizden geldiğince büyütmeye, yeni projelere, yeni firmalara yer açmaya çalışıyoruz. Efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bir taraftan da Türkiye Yüzyılı diyoruz. Artık yeni yıla girmemize de çok az bir süre kaldı. Evet. Bununla ilgili de son mesajınızı alalım efendim. İnşallah 2023 yılı savunma sanayinde de Türkiye'nin özellikle havacılıkta son gelişmelere baktığımızda bir atılım yılı olacak. Biz de Teknopark İstanbul olarak var gücümüzle tüm savunma sanayine ve özellikle havacılığa katkı sağlamayı istiyoruz. Bu uğurda çalışmak isteyen, proje üreten tüm mühendisleri, şirketleri, herkesi Teknopark İstanbul'a bekliyoruz. Ben de bu vesileyle sizin aracılığınızla herkese iyi seneler diliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler de haber ailesi olarak sizlere yeni yılda daha büyük başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, bizler Teknopark İstanbul'daydız ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu bizlerle birlikteydi. Aslında tamamına baktığımızda anlattıklarına, tabii ki bir taraftan gelişen teknoloji ama daha da önemlisi bundan bir 20 yıl öncesine dönüp baktığımızda başka ülkelerden savunma ürünü almaya çalışan bir ülkeyken bugün başka ülkelere savunma ürünlerini veren bir Türkiye'yi konuşuyoruz. Yeni yüzyılı konuşuyoruz diyelim ve söz tekrar size bırakalım.